İnsan aldanır. Aldandıkça kalbine bir perde iner. İşlediği günahlar vesilesiyle kalbinde bir bir perde iniverir insanoğlunun kalbine. E peki bu perdeler ne yapıyor? Sürekli uzaklaştırıyor bizi. Hakikatten bir nebze daha uzaklaşıyor insanoğlu. İnsan aldanır. İnsan aldandıkça aslında aldanmayacağını, dünya hayatına aldanmayacağını bir kez daha bilir. Belki de Ramazan-ı Şerif aldanmayacağımızı bize tekrar tekrar hatırlatır. Her sene geldiğinde gözüm, aklım, fikrim var deme. Hepsini öldür, sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Şiirinin sahibi Necip Fazıl Kısakürek de perdelenmeyi öyle güzel anlatır ki Ramazan-ı Şerif için ne güzel anlamlıdır efendim. Perdeler şiirinde. Diyor ki perdeler, hep perdeler. Her yerde, her yerdeler. Pencerede, kapıda, geçitte, kemerdeler. Perdeler, hep perdeler. Ya benim sevdiklerim şimdi nerede? Neredeler? Önü bomboş perdenin. İçeride, içerdeler. Perdeler, hep perdeler. Gönülde asıl perde, onu hangi gözdeler? Surat maske altında, sis altında beldeler. Perdeler, hep perdeler. Efendim, inşallah bizler Ramazan-ı Şerif'in bu son demlerinde gönül perdelerimizin bir bir kalktığı şu mağfiret ikliminde, cehennemden azad oluş ikliminde Rabbimize iltica ediyoruz. Şu mübarek sahur vaktinde. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Bugün yine kendimizi bulmaya ait perdeleri aralayacağız efendim kıymetli konuklarımla birlikte. Ama önce kelamların en güzeliyle programımıza başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ربكم أعلم بما
Efendim, bereket vaktine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kur'an-ı Kerim tilavet eden hocamız, Eyüp Sultan Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar hocamızdı. Kendisine teşekkür ediyoruz hocam, ağzınıza, gönlünüze sağlık, teşekkür ederiz. Efendim, bugün kendimizi yeniden inşa etme konusunu işleyeceğiz kıymetli hocalarımla birlikte. Bizleri Diyanet TV'den, Diyanet Radyo'dan ve sosyal medya üzerinden takip eden kıymetli izleyicilerimize, dinleyicilerimize tekrar selam ettikten sonra kıymetli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Başkanlık müşavirimiz Selahattin Çelebi hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyisinizdir inşallah. Hamdolsun, hamdolsun. Havalar güzelleşmeye Allah başladı. Hamdolsun. İlk günler gibi değil ama maalesef evet. Üzülüyoruz ki Ramazan-ı Şerif artık bizlere veda ediyor. Evet, Ramazan'ın ayrılış hüznü başladı. İlk başlarda geliş heyecanını yaşarken şimdi artık 15'inden sonra da veda hüznünü yaşıyoruz. İnşallah bakalım hocam biz bu yani Ramazan-ı Şerif gitmeden kendimizi inşa edecek miyiz? Bunun izini süreceğiz. Kıymetli hocam, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfettin Erşahin hocamız da bu gece bizlerle beraber. Hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. İyisinizdir inşallah. Sağ olun.
Yani bu mevsimde ve bu mübarek zamanda iyi olmamak bir kere uygun değil, mümkün değil. Elhamdülillah. Havalar güzel, insanımız iyi. Elhamdülillah. İnşallah, inşallah bakalım Ramazan'ın sonunda iyi olarak çıkacağız. İnşallah. Hemen konumuza girmek istiyorum efendim. Selahattin Hocam'la başlamak istiyorum. Kıymetli Hocam, büyüklerimiz İslam'ın 5 şartı olarak sayarlar ve sonrasında eklerler. İslam'ın 5 şartından sonra en mühim şey insanın haddini bilmesidir. Had bilmek ne demektir? Buyursunlar. Öncelikle ben de sevgili izleyicilerimizin bu vesileyle sahur vakitlerini tebrik ediyorum. Mübarek bir vakit. Programımızın adı da bereket vakti. Allah kabul eylesin oruçlarımızı, her türlü hayır ve hasenatımızı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Ramazan'ın ayrılış hüznünü yaşamaya başladık. Cenab-ı Hak sağlık sıhhat içinde Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, bütün günahlarımızdan arınmış bir şekilde bayram sabahına çıkmayı bizlere lütfu ihsan eylesin. İnşallah. Amin. Efendim, evet, bizim imanın şartları, İslam'ın şartları diye böyle formüle ettiğimiz bir takım bilgiler zihin dünyamızda, gönül dünyamızda yer etmiştir. Maddeler halinde. İslam'ın bir şartı da o 5 şart temel kaide ifade edildikten sonra bir şartı da haddini bilmektir denir. Hakikaten Kur'an'a baktığımızda, Yüce Rabbimizin ayetlerine baktığımızda, sevgili Peygamberimizin hayatına, hadislerine, siretine, sünnetine baktığımızda hep bir kurallar manzumesini görürüz. Ve bu kurallar bizim haddimizi bilmemizi sağlayan, sorumluluk alanımızı bilmemizi, yetkimizi bilmemizi, görevlerimizi bilmemizi sağlayan kurallardır. Aslında had bilmek, Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde 87. ayet-i kerimenin sonunda Yüce Rabbimiz buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Cenab-ı Hak haddi aşanları sevmez. Şimdi had nedir? İnsanın sınırını bilmesidir. İnsanın yetkinliğini bilmesidir. Sorumluluğunu bilmesidir. Sorumluluğunun farkında olmasıdır. Dolayısıyla evet, taştan, topraktan, ondan sonra binalar içinde yaşıyoruz. Farklı meslekler sahibiyiz. Hayatın içinde her birimizin kendisine göre bir statüsü var, bir sorumluluk alanı var. Aslında hayatın tamamıyla ilgili bir kelime ve kavram olduğu için bu had bilmek, evet, herhalde İslam'ın bir şartı olarak bizim geleneğimizde bu şekilde ifade edilmiş. Çünkü insanlık haddini bilmeyenlerden çok çekti. Haddini bilmeyen insanlar insanlığa hep gözyaşı döktürdü. Haddini bilmeyen insanlar insanlığa hep hüsran getirdi. Onun için bizim dinimizin temel esprilerinden, kaidelerinden biri de insanın haddini bilmesidir. Yaratılmış bir varlık olarak acziyetinin farkında olması, Yüce Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olması, yapabileceklerinin farkında olması, gücünün yetmeyeceklerini de aşikar bilmesidir. Had bilmeyi bu şekilde ifade edebiliriz. Peki hocam, yani kişi kendi haddini bildiği zaman nereye varır? Onun varacağı nokta neresidir? Şimdi had bilme aslında az önce bir cümleyle geçtiğim bir cümlemi tekrar açmak istiyorum. Bir kurallar manzumesi içinde yaşarız biz hayatın içinde. Aslında Yüce Rabbimiz ilk insandan, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren zaman zaman peygamberler kitaplar göndermiştir. Evet. Şimdi bu peygamberlerin geliş sebebi, ilahi kitapların geliş sebebi aslında insana hep haddini bildirmek için, sınırını bildirmek içindir. Tarihe, insanlık tarihine baktığımızda Firavun gibi ene rabbukumul a'la diyen insanlar çıkmış. Ben sizin Rabbinizim. Şimdi bir insanın Rablik iddiasında bulunması ne büyük bir fecaattir değil mi? İşte haddini bilmemek insanı bu noktalara getirir, ulaştırır. Ama haddini bilen insanlar, peygamberler hep bunun için mücadele etmişler. Etrafındaki insanlara bunu telkin etmişler. Bütün ilahi dinlerin temelinde tevhid vardır. Evet.
Tevhid Allah'ın bir olduğunu kabul etmek, Allah'ın hakkını teslim etmektir. Dolayısıyla had bilmek yüce Allah'ın hakkını teslim etmekle olur. Kendi acziyetinin farkına varmakla olur. Eğer insan kendinde olmayan bir takım güçleri vehmederek kendinde varmış gibi hareket ederse, etrafındaki insanlara bu şekilde muamele ederse, o zaman kargaşa çıkar, o zaman kavga çıkar, o zaman anarşi çıkar, terör çıkar. Dolayısıyla insanın haddini bilmesi, topraktan yaratılan bir varlık olduğu, aciz bir varlık olduğu, Yüce Allah'ın bütün güç ve kuvveti elinde bulundurduğu bir varlık olarak, insan kendisinin bir varlık olarak o bütün güç ve kuvveti elinde bulunduran Yüce Allah'a karşı bir takım vazifelerinin bulunduğunun bilmesi demektir. Evet. Biz kelime-i şehadette ifade edilir. Peygamber Efendimizin Allah'ın kulu ve Resulü olduğu. Biz de Allah'ın kullarıyız. İşte had bilmek Allah'a kul olmaktır. Eğer insan haddini bilirse Yüce Allah'a kul olur. Haddini bilmezse Yüce Allah'a değil ama onun dışındaki bütün varlıklara kul olur. Eyvallah hocam. Çok güzel özetlediniz. Had ve bir de hudut kavramı var ya. Evet. O da yine had ve hudut Kur'ani kavramlardır. Hı. Kur'an-ı Kerim'de de geşer Bismillah. Ve men yeteadde hududullah. Kim Allah'ın hududunu aşarsa. Çok güzel. Bunlar ikaz edilir. Bunlar cezaya müstahak oldukları ayet-i kerimelerde ifade edilir. Cenab-ı Hak bir hudut çizmiştir. Bir sınır koymuştur ortaya. Bu sınıra uymak, bu hududa uymak, haddini bilmek insana düşen bir görevdir. Şey de derler ya hocam büyükler, akıl haddini bilme mesabesidir. Evet. O yüzden insan için akıl çok önemlidir. Aklı olmayanın zaten hududu, sınırı olmuyor. Evet. Bunun için mi bize akıl verilmiştir? Evet. Akıllı insan, sizin ifade ettiğiniz gibi, akıllı insan haddini bilen insandır diye de ifade edilir. Yani nerede duracağını bilen insan, ne yapması gerektiğini bilen insan, öyle anlar, hani anın vacibi vardır. Evet. Anın oluşturduğu bir takım görevler vardır. Süreçli görevler vardır. Baba olarak, anne olarak, toplumda bir takım görevler, amir, memur olarak, ondan sonra işçi, işveren olarak, eğer insanlar nerede durmaları gerektiğini bilirlerse, sorumluluk alanları kendisine iyi ifade edilmiş ve insanlar da onu özümsemiş olurlarsa, işte onlara biz akıllı insan diyoruz. Yani düşünürler de bu şekilde ifade etmişler. Akıllı insan sınırını bilen insandır. Kendi ilgi alanına girmeyen, ki Kur'an-ı Kerim de bunu nehyeder, hakkında bilgi sahibi olmadığın, evet, sorumluluk alanına girmeyenin ardına düşme. O halde biz sorumluluk alanımıza gireni takip etmek ve vazifelerimizle, görevlerimizle ilgilenmek durumundayız. Haddimizi bilmenin bir göstergesi de budur. İnsanın kendi alanında çalışması, evet, kendi alanını bilmesi, sorumluluk alanı içindeki konularda gayret göstermesi. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Bu hususta biraz daha derinleşelim istiyorum kıymetli Seyfettin hocamla beraber. Peygamber Efendimiz nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim ise Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Haşr suresinde 19. ayeti kerimede buyuruyor. Ayet vadisi dikkate aldığımız zaman kıymetli hocam, insanın kendini tanıması, nefsini bilme serüveni ve bu konuda dinimizin yol göstericiliğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Buyursunlar. Ben de her şeyden önce bütün milletimizin, İslam aleminin sahurunu kutluyorum. Sağ olun. Yakında gelecek olan, 2 gün sonra değil mi? Evet hocam. Mübarek Kadir Gecesi. Bir yarın aydan, değil bir gün. Evet. Yani evet. Bir günümüz kaldı, açtık. Hı hı. Kadir Gecesi'nin de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sağ ol. Siz bana öyle bir soru sordunuz ki, yani bütün varlığı izah et diyorsunuz şimdi. Nefsini bilmek ve sonra da nefsini bilerekten yüce varlığa ulaşmak. Değil mi? Evet, öyle hocam. Bir şey. Hı hı. Şimdi Sayın Hocam esasen konuşmasında ifade ettiler. İnsana insanlığını öğreten, insana varlığı öğreten,
aslında peygamberler. Peygamberler bize bir şey getirdiler. Dediler ki, varlık tevhid üzerine kurulur. Tevhidde de Halik Allah'tır. Siz kullarsınız, yaratıklarsınız. İlişkiler böyle düzenlenir. Eğer bu ilişkileri iyi tutturursanız, iki dünyada mutlu olursunuz dedi. Çok bilinir bir şeydi ve çok da basitti. Mutlu olmak da çok kolaydı. Yani hem bu dünyada mutlu olacaktık, hem öbür dünyada mutlu olacaktık. Şimdi ama bir sıkıntı yaşıyoruz. Oradan geleceğim konuya. Sıkıntı şu, zaman zaman oldu bu. Biraz önce Selahattin Bey işaret ettiler. Ben en büyük Rabbim diyenler çıktı. Tarihte oldu bu. Ama son birkaç asırdır da bizim coğrafyamızda veya dünyanın genelinde bir şey var. İnsanoğluna kendini bil diye yeni bir tanım getirmeye uğraşıyoruz. Ama öyle bir tanım ki bu, insanı öyle bir büyüttük, öyle bir büyüttük, öyle bir büyüttük ki maveradan kopardık. Evet. Metafizikten kopardık. Maddi dünyanın içerisine hapsettik. Aslında eski bir öğreti, kendini tanı veya kendini bil öğretisi. Milattan öncesine kadar dayanıyor değil mi? Yani Yunan felsefesine kadar. Eflatun'dan geldiği söylenir onun. Hı hı. Ama bu hikmet ilahidir. Belki de yanlış mı anlaşıldığımız için? Peygamberlerden gelmiştir bu. Bunun hiç tartışmaya bile gerek yoktur. İyi ki o da duymuş. Hı hı, elhamdülillah. Yani o da şeyin içine, düşüncenin içine katmış bunu. Şimdi böyle bir serüven yaşıyoruz şimdi. Yani bağlarımızdan koparılmıştık, köklerimizden koparılmıştık ve kendimizi anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Evet. Bu ferdi olarak böyle olduğu gibi sanki medeniyet olarak da böyle bir şeyin içindeyiz. Bir medeniyet buhranı diyelim mi buna? Biz demesek bile dünya diyor bunu. Evet hocam. Yani en sonunda mesela işte medeniyetleri çatıştıranlar çıktı, dünyada bir şeyler yazdılar. Özellikle de Meksika ve bizim gibi ülkeler için dediler ki, bunlar buhrandaki ülkeler dediler. Krizdeki ülkeler dediler. Çünkü rotaları yok falan dediler. Çok müşahhaslaştırmak da istemiyorum bunu. Bununla ilgili bir küçük hatıram izniniz olursa, yani nasıl yabancılaştığımız ve nasıl bulacağımızla ilgili. Buyursun hocam. İmam Hatip talebesiyim. Merakım var. Yaşıyor, Allah hayırlı ömür versin, uzun ömür versin. Köyümüzün veya mahallemizin bir imamı var. Yalvardım, yalvardım hocam dedim. Bana bir müsaade etsen de bir vaaz etsem falan. Demek ki o da tecrübesi de var. Merakımı da şey etmek için, tatmin etmek için. Tamam dedi. Ama dedim ben bayramda istiyorum bu vaazı dedim. Tamam dedi ya, yap. Hadi dedi yap. Şimdi ben Murat Bey bayram vaazında namazı anlatıyorum. Ama namazı anlatırken de siz girişte Üstad Necip Fazıl'dan şiir okudunuz ya. O zaman çok okuduğumuz birisi. Hı hı. Onun bir tabiri vardı. Namaz en büyük aksiyondur diye. Şimdi ben köyümün camisinde namazı anlatıyorum ama durmadan namaz en büyük aksiyondur diyorum ben şimdi. Aksiyon üzerinden anlatıyorum namazı. Hı hı. Tamam namaz bitti, çıktık, bayramlaştık. Hem babam hem de dayım. Oğlum dediler, anladık da aksiyonu anlamadık biz dediler. Ben o yaşta anladım ki, evet ben yabancılaşmışım. Yani bir medeniyetim var, bu medeniyetin kavramları var. Ben bu kavramlarla kendimi ifade etmeliyim. Veya bu kavramlarla karşımdaki insanlara anlam vermeliyim. Aksi takdirde başka bir yerlere gidersiniz. Bunu hem medeniyet bakımından biz bunu yaşadık, hem birey ferdi olarak da bunu yaşıyoruz. Evet ben ferdi olarak Allah'ın kuluyum diyorum. Ama öyle bir bana şey veriliyor ki, heyecan veriliyor ki, öyle bir donatı veriliyor ki bize. Hadi yürü sen her şeyi yaparsın. Ama işte biraz önce ifade buyuruldu. Yok yapamam. Muhtacım. Belki de Allah'la ilişkilerim tam da buradan başlıyordu. Yabancılaşmam tam burada. Yani haddimi bilemedim. Kendimi adeta tanrılaştırdım. Hadi yiğidim dediler. Sensin ya, yaparsın bu işi. Sen her şeye yetersin. Böyle bir şey oldu. Yani insanın kendini tanrılaştırmasına göre enaniyetini, egosunu,
şişirerekten bir şey oldu. Bu sonunda insana anlamsızlığa götürdü. Şöyle bir şey söylendi bize bu yabancılaşma ve kendimizi bilmedeki perdeler olarak, sizin okuduğunuz şiirdeki perde kavramını da kullanalım isterseniz. Hı hı. Ya size dediler üç şey yeter. Hız olsun, haz olsun, heves olsun yeter. Aslında bunlar da şeydi. Bizim kendimizi bilmemizin önündeki en büyük engellerdi. Evet. Hız olsun, haz olsun, haz olsun. Bir de heves olsun. Heves olsun. Bu kadar. Yeter dedim. Evet. Sonra anladık ki bunu veya biraz geri çekildiğinizde anlıyorsunuz ki tam tersine. Evet. Bu beni daha çok boşluğa düşürüyor. Daha evet. Anlamsız kılıyor beni. Şimdi şeyde de baktığınızda, medeniyet olarak da baktığımızda, o daha İmam Hatip yıllarındaki çocukluk yıllarımdaki tecrübemden hareketle söylüyorum. Evet, ben Avrupa'daki kelimeleri öğrenmişim. Avrupa'nın kelimelerini öğrenmişim. Avrupa medeniyetini öğrenmişim ben. Ama Buhara'yı bilmiyorum, Semerkant'ı bilmiyorum, Bağdat'ı bilmiyorum, Dımaşk'ı bilmiyorum, Mekke'yi bilmiyorum, Medine'yi bilmiyorum. Endülüs'ü bilmiyorum, Kurtuba'yı bilmiyorum, Gırnata'yı bilmiyorum. Böyle bir yabancılaşma olmuş bu sefer de. Bana başka bir medeniyet yolculuğu yap dediler. Adeta bu mübarek gecede bu tabiri kullanmak, hadi rota diyelim. Daha yumuşak bir tabir, hı hı, kullanalım. Rotamızı çevirdiydik bir yerlere doğru. Hı hı. Ve tamam dedik ya, biz bu işi herhalde hallediyoruz. Ama son 3 asırlık falan yolculuğumuza bakıyoruz. Yine bir boşluğa düşmüşüz. Yine biz anlam haritamızı oluşturamamışız. Yine Rabbimize kavuşamamışız. Yine kendimizi tanıyamamışız. Çünkü Rabbi, kendini bilen Rabbini bilir üzerinden bir medeniyet kurmuştuk biz Murat Bey. Bu çok önemli bir şeydi. Bizim medeniyetimizin bütün ürünleri zaten bu ilahi hükmü adeta ete kemiğe büründüren şeylerdi. Camimiz buydu, mescidimiz buydu, medresemiz buydu, kervansarayımız buydu. Her şeyimiz bunun üzerindeydi. Evet. Yani değil mi? Hocam bir yerde şey okumuştum. Kendiliğe ulaşmanın mertebesi kimlik, kişilik, sonra kendilik. Biz herhalde ilkinde bir problem mi yaşıyoruz? Kimlik sıkıntısı çektiğimiz en büyük sorumuza cevap veremiyoruz, değil mi? En büyük sorumuza belki cevap veremediğimiz, evet, için kendiliğe ulaşamadık daha. Bir kimliği halletmek lazım. Kimliği nasıl halledeceğiz? İşte onun için diyorum ben. Evet. Medeniyet üzerinden gitmek lazım. Çok güzel. Için. Kendi kavramlarımız üzerinden gitmek lazım. Bakın, kimlik kelimesi yerine de bu o kelimeye karşı çıkmak değil ama onun bir başka tabirini söyleyeyim ben. Buyursunlar. Hüviyet desek buna. Çok tabii. Hüviyet dediğinizde iş biraz daha değişiyor. Tabii. Hüviyetin içerisinde muhteva vardır. Evet. Bir içerik vardır. Bunu, ve o içeriğin de içerisini ilahi mesaj doldurur. O ilahi mesaj üzerinden kişiliğinizi kazanırsınız. Çok güzel. Ondan sonra da kendinizi bulursunuz. Yine o yolculuğu onun üzerinden yapmanız gerekiyor. Bu bakımdan bir şey vardır derler ki, yine o tanıma üzerinden gidelim isterseniz. Tabii. Tabiatın bile hakkı vardır. Coğrafyanın bile hakkı vardır. Yani coğrafyalar kendileri üzerinden bir Cenab-ı Hakk'a doğru yolculuk yaparlar. Şu gördüğümüz cemadat dediğimiz, cansızlar sandığımız, bitkiler alemi dediğimiz, hayvanlar alemi dediğimiz şeylerle birlikte bütün bir coğrafya bile Cenab-ı Hakk'a doğru bir yolculuk yapar. Ve bu yolculuğunda da bu coğrafyayı imar etmekle görevlendirilen, Allah-u Teala'nın halifesi olarak da şereflendirilen insan, bu coğrafyanın hakkını, bu coğrafyayı imarı, bu coğrafyayı anlamlı kılmayı yine Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yönelik olarak yapar. Siz burada başka bir anlam yüklediğiniz zaman coğrafyaya, o zaman gideceğiniz yer çok başkadır. Orayı biraz açalım mı hocam? Yani coğrafya yani ne ifade eder bir insan için? Coğrafya yani, kader midir sizce? Yok, nimettir coğrafya. Nimettir, evet. Tabii ki yani coğrafya nimettir. Onu söyleyebilirsiniz. İbn Haldun'a atıf yaparsınız. Evet. Başkaları için de söylersiniz ama nimettir coğrafya.
coğrafi imkandır. Hı hı. Ve derler ki medeniyetler coğrafyalar belli coğrafyalarda kurulabilir. Evet. Şöyle bir tabir vardır. Eğer insanoğlu coğrafyaya meydan okuyamıyorsa veya coğrafyayı kendine Kur'an'ın tabiriyle söyleyelim, müsahhar kılamıyorsa o da medeniyet kuramazsınız. O bakımdan coğrafya bir imkandır. Bir örnek vereyim size bu imkanla ilgili. Çok açık bir imkan. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'de, hadis-i şeriflerinde suya ısrarla vurguda bulunur, değil mi? Tabii. Hayatın başlangıcı sudur, Peygamberimiz su hizmeti yapın der, canlı cansız bütün varlıkları, değil mi? Şeyinde. Anadolu gibi bir coğrafyadasınız siz. Anadolu gibi bir coğrafyada çeşme yaparsınız, şadırvan yaparsınız, kanal yaparsınız, köprü yaparsınız, su kemeri yaparsınız. Bakın, bir imkan üzerinden ürettiğiniz medeniyet unsurlarını söylüyorum. Ve buradan da yine Allah'ı tanımaya doğru gidersiniz. Evet. Orta Afrika'da olun, Büyük Sahra'da. Bunlardan hangi birini yapabileceksiniz? Değil mi? Ya. O bakımdan doğru, coğrafya, ben ona nimet diyorum. Tabii. İmkan diyorum. Hocam çok güzel bir yerdeyiz. Bu hususta devam edeceğiz. Ben bir eser armağan etmek isterim. Hatta buyurun. İki eser armağan etmek isterim. Buyurun. Hem de kıymetli izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Geline aşıklar gelin, bu Mevlam bu menzil uzağa benzer, bu Mevlam nazar kıldım şu dünyaya, bu Mevlam kurulmuş tuzağa benzer, bu Mevlam. Oh,
Hakk'a bağla. Bu Mevlam bu. Ağlar isen kendine ağla. Bu Mevlam bu. Elden vefaya benzer. Bu Mevlam bu. Ben dervişim diyene, ben dervişim diyene, bir ünedesim gelir hak. Bu la ilahe illallah, la ilahe illallah. Seyirdü ben sesine, seyirdü ben sesine. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sırat kıldan incedir, sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Hakku la ilahe illallah, la ilahe illallah. Varım anın üstüne, ilahe illallah, la ilahe illallah. Derviş Yunus bu sözü, derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme. Hakku la ilahe illallah, la ilahe illallah. Seni sigaya çeken, seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir. Hakku la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Efendim, bereket vakti devam ediyor. Bu güzel eserin icrası için de kıymetli müzisyen arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Hocalarımla beraber kendimizi bilmeye bulmaya gayret ediyoruz. Ben tekrardan Selahattin hocama dönecek olursam. Hocam, kendini tanıma mevzusundayız. Kendini tanıyan insan kul olduğunu idrak ediyor ve kulun Rabbi ile olan bağı, yakınlığı nasıl artar? Bu sorunun cevaplarını arayalım sizinle, buyursunlar. Evet, şimdi ilk sorudan devamla, evet. İnsanın Allah karşısında, Yüce Allah karşısında mutlaka bir konumu var, bir değeri var. Biz insana eşrefi mahlukat diyoruz, yaratılmışların en değerlisi. Hakikaten böyle. Yani Yüce Allah alemi insan için, insanı da kendisi için yaratmıştır. Varlık alemindeki bütün her şey insana hizmet eder. İnsan için. Bu tabiat insan için, bu mevsimler insan için, ondan sonra bu coğrafya insan için, az önce coğrafyadan bahsettik. Dolayısıyla ama insan Yüce Allah için. Yüce Allah'ı tanımak, bilmek ve ona yönelmek zorundadır.
Ama insanlık tarihine baktığımızda Hazreti Adem ilk peygamber, ilk insan. Daha onun çocukları döneminden itibaren Habil ile Kabil arasındaki mücadeleye ve ardından gelen insanlık tarihindeki mücadelelere baktığımızda Yüce Allah ile insan arasında daima bir takım maniyalar girmiş. Zaten İslam'da kutsal bir kavram olarak cihat kelimesi vardır. Bunun en üst mertebedeki manası kul ile, insan ile Yüce Allah arasındaki maniaları ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla Habil ile Kabil arasındaki o mücadele, Habil'in Yüce Allah'a yönelmesi, Yüce Allah'ı tanıması, babaları bir peygamber Hazreti Adem, Allah'a bir hediye takdim etmelerini arzu ediyor. Kabil hediyenin basitini, değersizini takdim ederken, Habil kendisi için en değerli olanı takdim ediyor Yüce Allah'a. Onun hediyesini kabul ediyor Yüce Allah. Sonraki insanlık sürecinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam dönemine baktığımızda yine aynı şekilde tevhid mücadelesi devam etmiştir. Bu arada peygamberler gelmiş, ilahi kitaplar gelmiş. Her birinde insanın Yüce Allah'a ulaşması, tabii bu ulaşma esnasında kendini tanıması, evreni yorumlaması ve Yüce Allah'a yaklaşması, bu arzu edilmiş. Bütün ilahi dinlerin, ilahi mesajların, kitapların ve nübüvvetin, peygamberliğin temelinde bu vardır. İnsanın Yüce Allah'a ulaşması, yönelmesi. Fakat bu hiç de kolay bir şey değildir. Mesela yakın tarihten baktığımızda 19. yüzyılda insanoğlu bir takım olağanüstü buluşlar gerçekleştirmiş. Buharlı makineyi üretmiş, ondan sonra matbaa üretilmiş, makinalar, yürüyen aksamlar ortaya çıkmış, otomobiller aynı şekilde hayatımıza girmiş vesaire. Demiri işleme kabiliyetine önceki zamanlara göre, eski zamanlara göre daha fazla yetkin olmuş ve olağanüstü bir takım gelişmeler elde ettikten sonra pozitivizmin vardığı nokta ne olmuş? Allah'a inkar olmuş. Yani aklı, bilimi Allah'ın yerine koyma çabasına girmişler. Evet. Halbuki bunun yerine insana aklı veren ve o akla, o akılla göndermiş olduğu kitap ve peygamberi yorumlama lütfu bahşeden Yüce Allah'a yönelme yerine, onun yerine, o yaratıcı kudretin yerine başka varlıkları koymak insan için aslında büyük bir çıkmaz olmuştur. Ama bu fazla da sürmemiştir. Daha 19. yüzyıl bitmeden, evet, alemi yaratan bir varlık var, bir ilah var noktasına gelinmiştir. Şimdi insanın kendini tanımlaması Yüce Allah karşısında kul olmasını bilmesiyle başlar. Evet, beni bir yaratan var. Beni bir yaratan var. Benim o yaratana karşı sorumluluklarım var. Ama o yaratan benim gibi sınırlı varlık değil. Şimdi biz deniz kenarında, ben deniz kenarında büyümüş bir insanım. Denize baktığımızda havanın ve deniz şartlarının çok iyi olduğu zamanlarda bile baktığınızda 10 kilometrelik bir mesafe görürsünüz. Evet. Şimdi fizik kuralları ne der bize? Saniyede 22 bin titreşimden daha fazlasını duyamazsınız. Evet. Bir ses var. Ama siz duyamazsınız. Yani belli bir frekansın altındaki ve üstündeki sesi duyamazsınız. Önünüzde uçsuz bucaksız deniz olduğu halde belli bir noktadan ötesini göremezsiniz. İşte bu bizim sınırımızdır. Bizim acziyetimizdir. Dolayısıyla biz Allah'ın yarattığı bir kul olmakla şeref yağ bulmuşuz. Başka şerefler aramaya, azgınlaşmaya, az önceki bahsettiğimiz Firavun, Nemrut'un yolundan yürümeye ihtiyaç yok. Şeytan zaten bizi o konuda, nefsimiz ve şeytan birlik olup, insanı kendisinin sonsuz olma duygusu, kendisinin üstün varlık olma duygusunu sürekli debreştiren varlıklardır. Biz de o konuda bir Müslüman olarak, bir mümin olarak Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerin, imkanların sınırlı olduğunu, ömrün her şeyden önce sınırlı olduğunu ve diğer bir hayata, ahiret dediğimiz sonraki hayata hazırlığın bu dünyada olması gerektiğini, yaptığımız, söylediğimiz bütün söz ve davranışlardan
bir sorgu olduğunu da hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Eyvallah. Peki hocam, ya bütün bunları göz önüne bulundurduğumuzda ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyen evet. Yunus Emre Hazretleri'ni Yunus ne güzel söylemiş. Hatırlıyoruz. Bu hususta ilim bilmenin, yani ilim öğrenmenin önemi ve etkisi elbette nelerdir? Buyursunlar. Şimdi insan doğuştan iki özellikle dünyaya gelir. Eski lisanla ifade edecek olursak insiyak ve itiyat. İnsiyak kişilik bugünün evet. ifadesiyle. İtiyat karakter. Kişilik gelişmesi, değiştirilmesi çok zor olan bir şey. O neredeyse genlerle gelen ve insanla beraber devam eden bir olgu. Evet. Ama karakter değişebilir, gelişebilir. Onun için aslında insan dediğimiz varlık bu karakter yönüne, itiyat yönüne vurgu yapsa, geliştirebileceği alanda özelliklerini geliştirebilse ki ilim, bilgi bunların en başında yer alır. Hı hı. Dolayısıyla iyi bir noktaya ulaşır. İyi bir noktaya ulaşır. Söz gelimi, şimdi bu karakterini, bu yapısını güçlendiren insan okudukça okuyası gelir. Düşündükçe düşünesi gelir. Çalıştıkça çalışası gelir. Ürettikçe üretesi gelir. Yazdıkça yazası gelir. Ama diğer taraftan bu özelliğini fark edemeyip bu konuda bilgi eksikliğinden dolayı bu özelliğini kendini tanıyamamışlıktan dolayı fark edemediyse eğer tembelliği tercih eder. Evet. Uyudukça uyuyası gelir. Hı hı. Gezdikçe gezesi gelir. Tembelleştikçe daha çok tembelliği ister. Tükettikçe daha fazla tüketmek ister. Ama bilgi sahibi olup donanımlı hale geldiğinde kendini tanıdığında ki insan kendini tanımaya muhtaç bir varlıktır. Şimdi tarihi süreçte güzel kitaplar yazılmış hem bizim İslam mütefekkirleri tarafından hem Batılılar tarafından. Hakikaten onlara baktığımızda mesela Batılılar insan denen meçhul Alexis Carrel bunu yazmış ama bizim İslam camiasında da mütefekkirlerimizden de çok güzel eserler kaleme alınmış. İnsanın nasıl bir varlık olduğu, insanın yönlendirmeye açık olduğu, insanın dış müdahalelere açık olduğu, eğer kendisine gönderilen ilahi mesajlara, peygamberlere, kitaplara eğer gönül vermezse büyük azgınlıklara, büyük sapkınlıklara düşebileceğini bizzat ilahi mesaj, Kur'an bize, Yüce Allah bize haber veriyor. Dolayısıyla insan bilgiyle kendini tanımaya başlar. Bilgiyle kendi dışındaki evreni tanımaya başlar. Yine bilgiyle Yüce Allah'ı tanımaya başlar. Bu bilgi insan için son derece değerlidir. Evet. Bu bilgi insanı Yüce Allah'a yaklaştırır. Şimdi hiçbir bilgin yoktur ki araştırmaların neticesinde gizli gizli Yüce Allah'a dua etmesin. Ya Rabbi zihnimi aç. Ya Rabbi gönlümü aç. Ya Rabbi şu konuda, şimdi salgın hastalık günlerinde yaşıyoruz değil mi? Aşı bulunsun diye hepimiz dua ediyoruz. Bilginler de, bu konunun uzmanları da gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onlar hem lisanen dua ediyorlar, hem de fiili duada bulunuyorlar çalışmak suretiyle. Dolayısıyla bilgi bizi Yüce Allah'a yaklaştıran, kendimizi tanıdığımız için, acziyetimizi, kul olduğumuzu ortaya koyan, verileri bize verdiği için, doneleri bize verdiği için bizi Allah'a yaklaştıran en önemli etkendir. Onun için Yunus'un o güzel ifadesi ne güzeldir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ilim nice okumaktır. Onun için İlim ilim için değil aslında. İlim insan içindir. Sanat insan içindir. Her türlü ilmi buluşlar, gelişmeler insan içindir. Ama bunlar gün olmuş insanın aleyhine kullanılmış. Gün olmuş insanın felaketi için ortaya konulmuş. Bunlar da bahsi diğer. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Bu hususta ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Çünkü çok güzel bir konuya girdik. Yani ben de hakikaten böyle besleniyorum sizden. Bu hususta ekleyeceğiniz bir şey varsa bir de bunun üzerine biraz faydasız ilimden de konuşalım. İsterim, buyursunlar. Peki.
Şimdi isterseniz buradan devam edelim o zaman. Esasen ilimin bir de şeyi var değil mi? Tahsil edeni var. Evet. Ona da biz alim diyoruz değil mi? Evet. Şimdi tamam yani Yunus Emre'den itibaren de hep söyleriz. Faydasız ilim Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'in hadis-i şerifine atıf yaparak kendini bilmiyorsan bırak arkadaş bu işi deriz değil mi? Evet. Belki burada sorun, böyle mübarek günde hep sorun falan konuşmayalım da çözüm konuşacağız aslında. Ondan eminiz. İlim muallimden mi öğrenilir hocam? Nasıl? İlim muallimden mi öğrenilir? Elbette muallimden öğrenilir. Hazreti Peygamber Efendimiz muallimdir zaten. Evet. Ama nasıl muallim? Şimdi ona bakalım esasında. Tamam. Veya alim. Evet. Şimdi Müslüman medeniyetinde ilmin tahsilinde bir takım şeyler vardır, süreçler vardır. Bir metodunuz olacak. Metodunuz bir. Menbaanız olacak, bir maksadınız, bir maksudunuz olacak, bir muhtevanız olacak, bir de muhatabınız olacak. Hocam bir daha tekrar eder misiniz? Hay hay. Metot, menba, muhteva, maksat ve maksut, bir de muhteva. Şey, muhatap olacak. Şimdi, eğer siz ilmi bu süreçlerden geçirmemişseniz, veya bunları göz önünde bulundurmamışsanız, o zaman işte ilim faydalı faydasızdır tartışması doğrudan doğruya önünüze gelir. Çünkü muallim size ilmi öğretecek. Evet. Ama ilimin ortaya sağlıklı olarak çıkması lazım. Belki bizim işte son zamanlarda yine yaşadığımız sorunlardan birisi bu. Şimdi ben bile bu kürsüde mesela bugün bile ya menbaadan bahsederken sizin de yönlendirmenizde Aristo'ya atıfta bulundum. Hı hı. Değil mi? Menba çok önemli. Yani evet. Kaynaklarım çok önemli benim. Evet. Hangi kaynaklardan alıyorum bilgiyi? İlim üreteceğiz ya, ilim ortaya koyacağız ya. Bu önemli bir şey. Evet. Yani sizin kaynağınız ne olacak? Sonra hangi bir metotla üreteceksiniz bunu? Allah hepsinden razı olsun. Mekanı cennet olsun hepsinin. Bizim akaid kitaplarımızda bile ilmin elde edilme yolları diye bir bahis vardır hemen. Evet. Çünkü çok çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Neyle elde edilir ilim? Havvası Selime ile elde edilir. Akılla elde edilir. Ama daha önemli bir şeydir. İlmin bir de metafizik bir yönü vardır. Metafizik kaynağı vardır. Ki bazen biz ağzımıza almaya korkak olduk bunu. İlmin bir de nakil kaynağı vardır. Evet. Biz buna haber deriz, haberi sadık deriz, haberi rasul deriz. Haber vardır bir de. Bunlar üzerinden ilmi götürürüz değil mi? Ama son zamanlarda ya haberden de kaynak mı olur demeye başladık. Böyle bir sıkıntımız var yani bu şey metod üzerinden konuştuğumuzda. Sonra maksadına bakalım. İşte ifade edildi. Değil mi? Molla Fenari'nin çok güzel bir risalesi vardır. Cihet-i Vahde Risalesi. Ehlinin malumu. Harika bir şeydir. Orada Müslümanın ilmi niçin tahsil etmesi, niçin ortaya koyması gerektiğini çok güzel söyler. Der ki, ilmin şubeleri vardır. Ama bütün şubelerin bir ciheti vardır, bir yönü vardır. O yönde Allah'tır. Kulla Allah'ın arasındaki irtibatı sağlamaktır. Her ilmin şeyi budur. Yani biz bunu işte modern tabirle söyleyelim hani. Müsbet ilimler diyelim, dini ilimler diyelim, sosyal ilimler diyelim, ne derseniz deyin. Ama İslam medeniyetinde, Müslüman zihniyetinde, Müslüman zekasında ciheti vahde dediğimiz bir şey vardır. Eğer bunu biz kaybetmişsek ki bu maksattır. İlimdeki maksat ve maksut budur. Bir başka şey daha var karşımıza çıkan. O da muhatap meselesidir. Şimdi belki en çok da medya mensupları olarak sizlerin böyle bir sorunu yok mu şimdi? Yahu karşımda benim şu anda 80 milyonum var. Muhatap kitlem bu benim. Evet. Ağzımdan çıkan her şey benim için çok önemli olduğu gibi toplumum için çok önemli. Artık dünya hocam. Veya dünya diyelim. Evet. Tabii muhatap kitle var. Evet.
Sözün bir de zamanı ve zemini vardır. Evet. Değil mi? Mesela bunu da kaybetmiş olabiliyorsunuz. Evet. Halbuki Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz'in sünnetidir. İnsanların anlayış seviyesine göre konuşun, sünnet değil midir bu? Hatta emri nebevi değil midir bu? Evet. Değil mi? Her sözün bir zamanının, bir zemininin olduğu veya buna başka bir tabirle söyleyelim, ilmi siyasette diyebilirsiniz buna. Değil mi? Bir de bu var, ilmin izzeti var, ilmin namusu var. Mevzul hale getirirseniz, zamanının ve mekanının dışına çıkarırsanız, ilme zulmedersiniz, mensup olduğunuz medeniyete zulmedersiniz, maksadınıza zulmedersiniz, muhatabınıza zulmedersiniz, değil mi? Evet hocam. Bir fıkra. Hep onun üzerinden gider ya fıkralar. Bazen öyle olduk biz şimdi yani. Bekri Mustafa diye birisi var. Bir gün çıkmış Sultanahmet Meydanı'na, hey çıkın demiş işte, İsa Efendi'mi demiş, şey çarmıha gelenler. Ya hele ne oldun Allah aşkına bir dur falan. Ya demiş, bunlar böyle yapmışlar ya. Ya iyi de demiş, kardeşim bu olalı bilmem kaç bin sene oldu. Olsun demiş, ben yeni duydum demiş. Şimdi ilim böyle de olmaz. Tekraren söylüyorum, ilmin sözün söyleneceği zaman vardır, sözün söyleneceği mekan vardır. Yine belki o rotamızı şaşırdığımızdan dolayıdır ki, mazimizde koptuğumuzdan dolayıdır ki bazen, gök kubbenin altında söylenmedi kalmamasına rağmen, biz de bazen Bekri Mustafa gibi ben yeni duydum deyip, değil mi? Evet. Ortaya çıkıvermiyor muyuz? Evet hocam. Burada peki toplumumuza biz yazık etmiyor muyuz? Mensup olduğumuz medeniyeti yazık etmiyor muyuz? Değil mi? İlmin şeyi açısından söylüyorum. Evet. Ama bir şey lazım bize. İlimde derler ki ilimde iki şey gerekir. Bir hürriyet, iki mesuliyet. Yahut da alimde diyelim hadi ilmi tahsil eden. Alimde. Mesela bunu Hazreti Resulü Ekrem Efendimizin gemi benzetmesi var ya, gemi benzetmesinden hareketle söyleyebiliriz değil mi? Bu kürsülerde çok söylendi bu. Hatırlamış olalım beraberce, değil mi? Binmişler gemiye, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle. Herkes kura çekmiş. Kimisi üst güvertede, kimisi altta kalmış. İşte bir süre giderken alttakiler üsttekilerden durmadan yiyecek istiyorlar falan. Ya yukarıdakilere saygısızlık olmayıp demiş, değil mi? Alttan delelim, suyu oradan alalım demişler. Şimdi bazen gemiyi deliyoruz Murat Bey biz. Halbuki ümmeti Muhammed'in ulemasının çok güzel bir vecizesi vardı. Cümlemiz aynı sefine içindeyiz. Sakın gemiyi deldirmeyelim. Ya. Böyle bir mesuliyetimiz de var bizim. Bu bakımdandır ki evet ilim önemli. İlim olmadan Allah bulunmaz. İlim olmadan kendimizi tanıyamayız, tabiatı tanıyamayız, eşyayı tanıyamayız. Ama o sözünü ettiğim beş kategoriyi çok dikkatli olmak durumundayız. Aksi takdirde ilim insana huzur getirir, ilim insana güven getirir. Tam tersi olabilir. Anarşi getirir, kaos getirir, huzursuzluk getirebilir. Hangi ilim diye soracağız hocam. Şimdi sırada bir naat-ı şerifimiz var. Onu arz etmek isterim, müsaade ederseniz. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa.
çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nuri zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunda iftihar eyler Nebi Yüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nuri zata mazharı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim bereket vakti devam ediyor. Az önce okuduğumuz Naat-ı Şerif İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine ait bir Naat-ı Şerif'ti. Rabbim inşallah onların da sırlarını yüceltsin diyelim bu vesileyle. Bereket vaktinde bereket oldu. Kıymetli hocam, az önce yine çok güzel bir eklemede bulundunuz kıymetli hocama da. Peygamber Efendimizin faydasız ilimden Allah'a sığındığını biliyoruz. Peki bilmenin, öğrenmenin ana gayesi nedir? Ne olmalıdır? Sizinle başlayalım tekrar. Şimdi bu bugünkü sahur vaktinde birkaç defa Yunus Emre'ye atıfta bulunduk değil mi? Hı hı. İlim kendini bilmek, dört kitabın manasını bilmek. Yani Allah'la benim kulun kul olarak ilişkilerimi düzenlemek. Esasında baktığımızda bütün ilimler de buraya gider. Yani bunlara müsbet ilimler diyelim, sosyal ilimler diyelim, dini ilimler diyelim. Ne dersek diyelim buna gider. Bir başka şeydir. Bütün ilimlerin gayesi insanoğlunu yeryüzünde mutlu kılmaktır. Çünkü bu dünya ahiretin mezrasıdır. Biz bu dünyayı ne kadar mutlu, iyi imar edersek, bu dünyada ne kadar mutlu olursak ahirete o kadar şey taşıyacağız, evet. Azık taşıyacağız ve iki dünyanın da mutluluğunu elde edeceğiz. Şimdi şöyle bir tasnif yapamayız. Yani şu ilimler yararlıdır, bu ilimler yararsız diye böyle bir tasnif olmaz. Sadece ve sadece burada o maksadı ve maksudu belki şaşırmamak gerekir. Evet. Bir menkıbe anlatılır hep. Yani neye yarıyor benim yaptığım iş? Buna cevap arayacağız. Abbasi halifesi Harun Reşid'e demişler ki efendim çok iyi birini bulduk biz. Bu adam çok önemli hünerleri var. Getirin bakalım bir görelim demiş. Ya çok önemli şeyler öğrenmiş falan bu. Şimdi getirmişler adamı. Diyelim 5 metre ileriye adam bir iğne dikmiş. 5 metre geriye çekilmiş. 5 metre geriden 5 metre ilerideki iğnenin gözünden 10 tane iğneyi geçiriyor karşı tarafa. Veya 40 tane iğneyi geçiriyor karşı tarafa. Tamam demiş, gel bakayım. Al sana demiş 40 altın. Sonra da demiş ki şeylerine, vezirine, buna demiş 40 tane sopa vurun. Oğlum demiş, öğrenmişsin ama bir şeye yaramıyor ki bu demiş. Çok, çok güzel hocam. Değil mi? Evet. İlim böyle bir şey. Yani beni anlamlı kılması lazım kul olarak. Beni bu dünyada da mutlu etmeli, ahirette de mutlu etmeli. Tekrar söylüyorum. Bu İkici dünya görüşüne, ikili alem anlayışına düşmeden, o tuzağa düşmeden söylüyorum. Bütün ilimler Allah'a gider. Yeter ki maksadı ve maksudu biz tutturabilelim. Çünkü her insanın farklı bir istidadı var değil mi hocam?
Yani bu insanın, yani alimin kendi niteliğinden olduğu gibi bir de ilmin objektif niteliği vardır. Ama şunu pekala söyleyebiliriz ki, evet ilimler büyük oranda, geçmişte de oldu bu, sadece birkaç asrı suçlamayalım, büyük oranda ideolojiye kurban edildi mesela. Şimdi bu virüs meselesiyle ben kesinlikle sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın falan da alanına girmeden söylüyorum. Çok büyük hizmetler görüyorlar hakikaten. Allah hepsinden razı olsun, gayretleri daim olsun. Ama onların bile, onlara bile akan bir takım bilgiler var ki onlar bile zaman zaman bize diyorlar ki ya şaştık kaldık diyorlar. Bugün aşı bulundu, yarın bulunacak. Bu ilaç iyi geliyor, yok ilacı geri çekelim, şunu alalım. Değil mi? Yani bunun o zaman diyorsunuz ki ya acaba uluslararası bir takım şeyleri mi var, boyutları mı var bunun diyebiliyorsunuz. Başka şeyler de var burada. Bir örnek vereyim ben. Evet. Tarih diye bir ilmimiz var mesela bizim. Tarih ilmi güzel bir ilimdir. İnsana tarih insanın ne olduğunu öğretir. İnsan varlığın tarihidir çünkü. Şimdi Müslüman bir zeka, Müslüman bir zihin, Müslüman bir beyin tarihi şöyle görürdü. Elest bezminden başlardı tarih. Ne zaman biterdi? Kıyamette biterdi. Bizim böyle bir tarih anlayışımız vardı. Ve burada her şey de yerli yerine otururdu. Allah'ım orada, zaman mekan tayin etmeden söylüyorum. Ben yeryüzündeyim, yerimi biliyorum, yurdumu biliyorum, nereden geldiğimi biliyorum, nereye gideceğimi de biliyorum. Tarih ilmi bana bunu veriyordu. Ama sonra ne oldu? Bir zaman geldi ki tarih ilminin sıfır noktasından biz elest bezmini çıkardık mesela. Elest bezmi malumunuz ruhların yaratıldığında Hak Teala'nın onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına onların verdiği evet cevabıdır veya bela cevabıdır. Mesela Müslüman bir beyin, Müslüman bir zeka, Müslüman bir mütefekkir varlığın veya tarihin başlangıcını buraya koyar. Sıfır noktasını orayı koyar. Evet. Sonra ne oldu? Bu işi değiştirdik. Sıfır noktasına tarihin yazının icadını koyduk mesela. Değil mi? Sonra başka bir şey daha yaptık. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gelişini sıfır noktası milat dedik ona. Değil mi? Tabii. Bütün bunlar işte. Hangi ilim dalını alırsanız alın hele. Dünyayı ikiye katladığımızda yani, merkezin Greenwich'ten geçmesi. Veyahut da coğrafyada da aynı şeyi yaptınız. Evet. Zaman zaman bir çizgi var orada. Bu tarafa geçiyorsunuz. Doğudayım, bu tarafa geçiyorum. Batıda. Orta Doğu kavramının İngiltere'ye pek göre. Pek şeyle, pek çok şeyle yani evet. Onu söyleyebiliyorsunuz. Çünkü hocam Japonya gibi ülkelerde onların haritasına baktığımız zaman onlar dünyanın merkezine kendilerini koyarlar. Evet. Tabii. Buradan aslında şimdi burada şey alalım gerekiyor. Mı? O zaman biz rahmet okuyalım ya. Bu aynen. Güzel adam. Nasrettin Hoca'ya bir rahmet okuyalım. Tabii hocam. Ne demiş hoca? Arkadaş dünyanın merkezi bura demiş ya. Ayağını koymuş. Ya hoca bırak Allah'a demişler. Allah aşkına. Ölçünde görün demiş ya. Ya. Değil mi? Bu özgüven olabilirse evet. ilimdir işte. Evet hocam. Sen hakikatini, sabiteni, değil mi? Kendi değerini ortaya koyup onun üzerinden bir zaman ve mekan tanzimi yapıyorsun. Nasrettin Hoca'nın yaptığı odur. Bura demiştir. Sıfır noktası bura. Türkler başka bir şey demiştir. Hakan'ın çadırı sıfır noktası demiştir. Sonra Müslümanlar gelmiştir. Kabe sıfır noktası demiştir. Evet. Değil mi? Yani tarih ilmini alın, coğrafya ilmini alın, başka ilimleri alın. O bakımdan tekraren söyleyelim. İlmin kullanımında faydalı faydasız ortaya çıkar. Niyetinde, maksadında faydalı faydasız ortaya çıkar. Buna çok dikkat etmek lazım. O ilmi doğru kullandığımız zaman sanatta da tevhide ulaştırıyor bizi. Medeniyette de evet. En yüksek zirvelere ulaştırıyor. Başka bir ilim kullanıldığı zaman o taraftaki ilimde de bambaşka bir. İşte Hristiyanlıkta teslis inancından bahsederler. Evet. Mesela Notre Dame Kilisesi'nde de ona göre bir mimari
vardır her zaman bildiğimiz gibi. Ama bizde de bir Sultanahmet Camii'ni ikiye böldüğümüz zaman bir simetri görürüz kıymetli hocam ve oradaki tevhidi mimar, evet, işte bir Süleymaniye'de ya da işte bir Selimiye'de Mimar Sinan eserinde o tevhid inancının sanata yansımasını görüyoruz. Şimdi Murat Bey, burada müsaade ederseniz bu buyurun, açtığınız yoldan bir küçük hatırlatma yapayım. Mesela dünya şunun cevabını çok aramıştır. Ya bu astronomi ve matematik Müslümanlarda niye bu kadar ileri gitti? Niye ileri gitti? Ya Müslümanın kıble tayinine ihtiyacı, evet, var. Müslümanın vakit, beş vakti bilmeye ihtiyacı var. Tabii. Bunun için Müslümanın astronomiye ihtiyacı vardır. Matematiğe ihtiyacı var Müslümanın. Mühendisliğe ihtiyacı var Müslümanın. Çünkü mabet yapacak. Çünkü yeryüzünü Allah'ın muradına uygun şekilde tanzim edecek, imar edecek. Değil mi? İleri de gitmemiş hocam. Yani onlar yetecek kadar öyle bir, hani daha da ileriye aslında gidebilirlerdi ama Batı'nın yaptığı tabii katliam üzerine olduğu için o, yani o hususta bayağı belki bir orada hat ya gezegeni, hat hudut işte hocamın da dediği gibi. Haddini bilmek diyelim. Haddini yani bilmek çok önemli. Orada aşılıyor. Peki kıymetli hocama dönecek olursam. Hocam insanın kendini geliştirmesi ve kemal yolculuğunda tabii ki ilim alimden öğrenilir dedik. Peki evet, alimlerin rolü nedir? Buyursunlar. Şimdi öncelikle muhterem hocamın bıraktığı yerden şu şekilde ifade etmek isterim. İlimlerin kategorize edilişi maalesef hayır getirmemiştir. Biz bunu yaptık ve yaptığımız tarihten itibaren maalesef İslam coğrafyasında ilimler kategorize edilmiş ve işte dini ilimler, beşeri ilimler şeklinde ifade edilmiş. Halbuki ilim değerlidir. Bizatihi bilgi olmaktan dolayı değerlidir. Çünkü bilginin kaynağı Yüce Allah'tır. Dolayısıyla dini ilimler, beşeri ilimler şeklinde ve bunlardan birine diğerlerinden daha fazla bir üstünlük vermek suretiyle ilimleri sınıflandırmak doğrusu İslam dünyasında da belki de muhterem hocam da hakkı teslim edecektir. Geriliğin başlangıç noktası olmuştur. Geriye düşüşün, yarıştan kopuşun başlangıç noktası olmuştur. Onun için onu ifade etmek istedim. İlim bizatihi, yani dini ilimde olsa, fenni ilimde olsa, beşeri ilim dediğimiz ilimler de olsa, temel İslam bilimleri de olsa, bizatihi bilgi olmasından dolayı değerlidir ve bilginin kaynağı Yüce Allah'tır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a iki gün sonra Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz inşallah. İlk gelen ayetler bizim için çok önemli. Hakikaten zaman zaman mesela İslam'ı tanıtalım diye Müslümanlara sorsak, mikrofonu uzatsak, yani Müslümanlık deyince ilk emirler nedir, ne akla gelir Müslümanlık deyince diye böyle bir soru yöneltsek, alacağımız cevap ekseriyetle namaz, zekat, oruç, hac gibi İslam'ın ibadet boyutuyla ilgili olur. Evet, evet, bunlar son derece önemli. İslam'ın, Müslüman olmanın gerektirdiği bir takım şartlar. Fakat ilk inen ayetin oku olması, ilk inen ayetlerde kalemden bahsedilmesi, ilk inen surenin İkra diye isimlendirdiğimiz Alak suresi oluşu, İkinci nazil olan inen surenin Kalem suresi olması, kaleme ve onun yazdıklarına yemin olsun diye Yüce Rabbimizin kalemi anlatması, ardından üçüncü inen surede Müddessir suresinde temizlikten bahsetmesi, bakın insanlığın bugün geldiği noktayı bize gösteriyor. Bugün gelişmiş toplumlar, müreffeh toplumlar hangi özellikleriyle ön plana çıkarlar? Okumalarıyla, yazmalarıyla, temizlikleriyle ön plana çıkarlar. Şimdi oku emriyle başlayan, ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak ki o dönemde 15 asra yakın bir zaman önce bir Kadir gecesinde Yüce Rabbimiz
bir peygamber gönderiyor. İnsanlık kendisinin göndermiş olduğu önceki peygamberin mesajını unutmuş. Onu tahrif etmiş, değiştirmiş, ilavelerde bulunmuş, çıkartmalarda bulunmuş, noksanlaştırmış. İnsanlığa tekrar hidayet yollarını göstermek üzere bir kitap gönderiyor, bir peygamber gönderiyor. İnsana tekrar kendini hatırlatması, kendini inşa etmesi için. Bakın, o inşa sürecinde daima peygamberler olmuştur, kitaplar olmuştur. Bu yeni gelen mesajın da ilk emrinin oku oluşu. O günkü topluma baktığımızda ne okuyacak insanlar, okuyacak yazılı eserler mutlaka var. Ne yazacak, kalemi nerede bulacak, kağıdı nerede bulacak hatta mutlaka var. Hatta Efendimiz de söylemiş. Tabii okuma bilmem diye Allah Resulü'nün cevabı Cebrail Aleyhisselam'a. Fakat insanlığı Yüce Rabbimizin son din İslam'la ulaştırmak istediği noktayı görüyoruz biz orada. Evet. İlk inen ayetlerde, ilk inen ilahi mesajlarda okumanın, yazmanın zikredilişi insanlığın ulaşacağı noktayı gösteriyor. Onun için sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, اِنَّ الْاَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّسُ د۪يْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Enbiya, peygamberler dinar ve dirhemi miras bırakmazlar. اِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمَ. İlmi miras bırakırlar. فَمَنْ اَخَزَهُ اَخَزَ بِحَزِّنْ وَافِرْ. Kim o ilme sahip olursa gerçekten büyük bir mutluluğa sahip olmuştur. Onun için bakın ilim burada bu hadiste ki Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede Bismillah اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah'tan layıkı vecihle en çok korkanlar, sakınanlar alimlerdir. Bilgi sahibi olan insanlardır. Yani bilgi öyle bir şey ki öğrendiğimizde, onun havuzuna girdiğimizde, onun denizinden bir katre aldığımızda bizi ulaştıracağı yer Yüce Allah'ın yönü, Yüce Allah'ın rahmeti, Yüce Allah'ın mağfireti bizi oraya doğru götürüyor. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam, peygamberler dinar ve dirhem, para pul miras bırakmazlar, ilmi miras bırakırlar. Onun için el-ulema varasetül enbiya, alimler, bilginler, peygamberlerin varisleridir. Ki bakın Allah Resulü burada alimleri de peygamberleri de çoğul olarak ifade ediyor. İnsanlık tarihine baktığımızda her bir peygamberin belli bir alanda önemli olan belli bir alanda yoğunlaştığını, bilgi sahibi olduğunu, sanat sahibi olduğunu görüyoruz. Hazreti Davud'un demiri işlemesi, zırh yapması Kur'an'da zikredilir. Hazreti İsa'nın tıp konusunda ilerlemesi, Peygamber Efendimiz'in edebiyat, söz sanatı konusunda ilerlemesi, etkin, yetkili bir makam olması, sözüyle, kelamıyla insanları etkilemesi ki ona da Kur'an gibi bir mucize eserin verilmiş olması. Geriye doğru dönüp baktığımızda Hazreti İdris'in işte terzilik alanında, kesip biçme, ölçme, dikim alanında sanat sahibi, bilgi sahibi olması. Bakın insanlık tarihinde her bir peygamberin de belli bir alanda yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla alimler, bilgili insanlar peygamberlerin varisleridir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam bilginleri peygamberlerin devamı olarak görüyor. Onun varisleri, onların varisleri olarak ifade ediyor. Onun için biz Anadolu'nun çok güzel bir geleneğidir. İlim adamına hürmet edilir. Yaşına bakılmaksızın, kimliğine bakılmaksızın, nereli olduğuna bakılmaksızın, rengine, diline bakılmaksızın ilim adamına hürmet edilir. Bu işte buradan kaynaklanır. Çünkü Kur'an değer vermiştir ilim adamına. Hazreti Peygamber hem hayatıyla, sözleriyle değer vermiştir bilgili insana. Bizler de bugün bilgili insanlara muhtacız. Çünkü bilimle biz yolumuzu aydınlatırız. Bir Müslümanın karşı duracağı, yüz çevireceği en önemli yanlışlık cehalettir. Kur'an açıkça bunu ifade eder. Bismillah ve a'rid anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Şimdi ilk emri oku olan, yaz olan bir dinin
Devamında da bakın cehalet kötüleniyor. Evet. Cahillik kötüleniyor. Cahillerden olma deniliyor. Cahillerden yüz çevir deniyor. Şimdi hocam burada bir araya gireyim. Buyurun. Şimdi sırada Aşr-ı Şerif'imiz var. İsterseniz bu gece bizim nasibimize hangi ayetler düştü? Bir kulak verelim. Efendim kelamların en güzeliyle programımıza devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. Efendim, aşr-ı şerifimizi okuyan hocamız Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu hocamızdı. Hocam, ağzınıza gönlünüze sağlık. İstanbul'dan mı geldiniz? Bu program için mi oldu? Evet, evet. İnşallah. O zaman Kadir Gecesi... Ya programımız da var bizim iki gün sonra. Buradan Diyanet TV izleyicilerimize ve dinleyicilerimize de müjdemiz olsun. Diyanet TV'de ve radyomuzda Kadir Gecesi özel programımız olacak kıymetli dostlarımız. O yüzden iftar vaktinden sonra televizyonumuzu izlemeyi, dinlemeyi de radyomuzu unutmuyorsunuz. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. Kıymetli hocalarımla kendimizi yeniden inşa etmenin izlerini sürüyoruz ve ilim adamlarının değerini konuşuyorduk. Hocam buyursunlar, sizlerle devam şimdi, edelim. Bir 10 dakikamız kaldı Ankara Ezanı'na bu arada. İnşa sürecinde bizi Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. 61. ayet-i kerimede. Bismillah. Hüvellezî enşe'ekum minel ardı ve ista'merekum fîhâ. İnşa aynı zamanda Kur'ani bir kavramdır. O sizi topraktan yarattı. Yeryüzünü imar edesiniz diye. Yani Yüce Rabbimiz bizi topraktan yarattığını ifade ediyor ve yeryüzünü imar etme görevi verdiğini bize açıklıyor burada. Böyle bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla insan kendini imar edecek önce, ardından etrafını, yeryüzünü imar edecek. Kendini imar etmeyen insan çevresini imar edemez. Peki, İnsanın imarında, inşasında en önemli etken nedir? Bilgidir. Şimdi bugün açıkça şunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Bilgi en büyük güçtür. Bakın silahlardan bahsetmiyoruz. Tanktan, toptan, füzeden bahsetmiyoruz. Bilginin en büyük güç olduğunu söylüyoruz. Evet. Çünkü her türlü gelişmenin altında bilgi vardır. İnsanlığın geleceği sahip olduğu bilgiye dayalıdır. Hazreti Peygamber aleyhisselam o sebeple olsa gerektir ki peygamberlerin varisleri olarak ilim adamlarını göstermiştir. İlim adamları Yüce Allah nezdinde değerli, muteberli insanlar olarak kabul görmüştür. Kur'an bunu ifade ediyor. Layıkı vecihle ancak ilim adamları Yüce Allah'tan sakınır, Yüce Allah'tan çekinir, korkar şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla biz evet bugünleri yaşayan insan olarak bir peygamber zamanında değiliz. Peygamber Kur'an'ın ifadesiyle bir insandı. Hayatını tamamladı ve rahmeti rahmana göçtü. Cenab-ı Hak cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Böyle bir seher vaktinde, böyle bir sahur vaktinde, bereket vaktinde bu duayı da edelim, unutmayalım. Peygamberimizin şefaatine nail olmayı hepimiz arzu ederiz. Şimdi Allah Resulü'nün ilim adamını peygamberlere varis olarak göstermesi
ilmin değerinden kaynaklanır. İlim, insanların önünü aydınlatan bilgi, gelişmesini sağlayan bir güçtür. Bu güce sırtını döndüğünde insan yerinde sayar. Bu gücü fark etmediğinde yine aynı şekilde olması gereken noktaya, menziline ulaşamaz. Ancak nasıl ulaşır? İlmi gelişmeler, ilme sahip olarak, ilmi gelişmelere vakıf olarak ve takip ederek. Biz hep şunu söylemişizdir. İşte 16. yüzyıl, 17. yüzyıl Osmanlı'nın yükseldiği devirler, dünyada söz sahibi olduğu devirler. Peki 18. yüzyıldan itibaren 18-19. yüzyıllarda neden acaba toplum olarak yerimizde saydık, ilmi gelişmeleri takip edemedik? Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda ilimle, ilim adamlarıyla, bilgiyle gelişmiş ülke statüsüne çıktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bizim ilme, bilgiye, bilim adamına elbette değer vermemiz, onların gösterdiği yoldan yürümemiz icap eder. Şimdi bu salgın hastalık günlerinde Sağlık Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu. Bakın hepimiz bilim kurulunu takip ediyoruz. Onların sözleri bizim için bir değer ifade ediyor. Kurallar bizim için uyulması gereken bir zorunlu kurala dönüşüyor. Çünkü bu konuda yetki, bu konuda bilgi sahibi onlar. Evet, biz bir peygamber döneminde yaşamıyoruz. Peki bugün alimlerimiz, ilim adamlarımız, farklı konularda bilgin insanlar var. İşte bizim için norm koyucu insanlar onlardır. Bizim için rol model olan insanlar onlardır. Eğer biz onlara uyarsak, bilim adamlarının çağrılarına cevap verirsek, bilim adamlarının yönlendirmelerine kulak verirsek, herhalde hem içinde bulunduğumuz bu salgın hastalıktan daha rahat kurtulabiliriz, hem de farklı alanlarda, farklı konularda ayağımızın takıldığı, ayağımızın sendelediği, düştüğümüz farklı konularda da tekrar kalkmaya, yürümeye ve koşmaya başlayabiliriz. İlim adamlarının da topluma karşı böyle bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu da onlar ilmi gizlememek, ilmi bütün çıplaklığıyla insanlara anlatmak, izah etmek durumundadırlar. Anlayacağı şekilde, toplumun anlayacağı şekilde sahip oldukları bilgileri toplumla paylaşarak toplumu bilgi bakımından daha üst seviyelere çıkarmak suretiyle toplumu yönlendirmek de onların vazifeleri, görevleri arasındadır elbette. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Yaklaşık bir 4 dakikamız kaldı. İlim sahibi olmak bir konuda malumat sahibi olmak hocam. Bizlere ahlaki açıdan hangi sorumlulukları yükler dersek şöyle 4 dakikada neler söylersiniz? Buyursunlar. Harika. Şimdi şöyle bir şey koyalım mı? Kural koyalım mı? Buyurun hocam. İlim, alimin belli metotlarla elde ettiği sonuçtur. Malumat ise ahalinin oradan buradan topladığı bilgidir. Genelde malumat furuş mu oluyoruz bir toplum olarak? Öyle bir şey değil. Yani ilim üzerinden gittiğimizde söylediğimiz bir şey. Şimdi, evet, yani ilmin getirdiği izzet var, ilmin getirdiği şeref var. Çünkü ilim Allah'ın sıfatıdır. Her şeyden önce bunu söyleyelim. Ama bir de ilmin hakkı var ya, bir örnek vereyim size. Bu hep olmuştur tarihte nihayetinde. Kur'an-ı Kerim'in ısrarla bize söylediği bir şey vardır. İsrailoğullarındaki, tırnak içinde söyleyelim, ilim adamlarının esen rüzgara karşı nasıl eğilip büküldüklerinden bahseder, değil mi? Hahamların falan orada yaptıklarından bahseder. Veyahut da Hristiyan coğrafyasında da bu tür şeyler görülmüştür. Israrla bunu söyler. Peki Müslüman medeniyetine gelelim. Bir örnek. Hasan-ı Basri'ye diyor ki devrin sultanı ve halifesi, ya şu konuda sıkıştım diyor. Bana bir şey söyle diyor. Hasan Basri Hazretleri bakıyor. Valla senin dediğini söyleyemem diyor. Bak hoca diyor, haddini bil. Valla ben haddimi biliyorum diyor. Önce Allah'a cevap vereceğim, sonra sana cevap vereceğim diyor. Müslüman alimin tavrı olarak söylüyorum. İmam-ı Azam Efendimiz'e diyorlar ki hoca, sana ihtiyacımız var. E tamam diyor. Benim söylediğim hakkı, hakikati kabul edin. İyi de hoca, falanca meselemize çok uymuyor. O zaman diyor benden bu. Hapse atılıyor, dayak yiyor. Nihayetinde
Abbasiler döneminde de aynı sonuç. Kendi tarihimizde, o da benim tarihim, öyle bir tasnife gitmeyelim. Osmanlı'dan bir örnek vereyim size. Yavuz Sultan Selim dünya haritasını sermiş ayağının altına, bir adımlamış. Ya demiş, bir padişaha büyük ama iki tanesi de küçük gelir bu falan. Böyle bir adam. Evet. Dünya avucunun içinde. Dönemin Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi'ye diyor ki, hoca bir karar verdim diyor ya. Sen bunun diyor bana ilmen diyor bir izahını yap. Hayırdır sultan diyor, kararın ne? Ya diyor, bu memleketin tamamı ya Müslüman olsun ya hiç diyor. İyi de sultanım diyor, yani Allah'ın izin vermediği, Resulullah'ın sünnetinde bulunmayan, ecdadın yolunda bulunmayan bir şey diyor. Sen benden nasıl istersin diyor. Ya hoca bir düşün. Yok sultanım olmaz diyor. Şimdi ulemanın böyle bir sorumluluğu da var. Evet. Değil mi? Yani hakikati söyleyecek. Ki rotadan şaşmasın. Toplum da şaşmasın. Değil mi? Yönetim de şaşmasın. Kim olursa olsun şaşmasın. Bu çok önemli bir şey nihayetinde. Aksi takdirde, işte sizin dediğiniz meseleye geliriz. Biz buna bugün modern manada enformatik cehalet diyoruz. Evet. Değil mi? Veya malumat furuşluk diyoruz. Evet. Bu konuda isterseniz, mesela Türkiye'deki diyanetimizin hakkını verelim. İyi ki diyanetimiz var. Bu televizyonda olduğum için söylemiyorum bunu. Her yerde söylediğim bir şey. Yani ilmi insanımıza makul, anlaşılır ve tatbik edilir bir şekilde aktarıyor. Evet, iyi ki diyanetimiz var. Tabii ki. Çok güzel. Yani bir nizam intizam, bir anlaşılırlık, bir anlam bütünlüğü oluşturuyor. Bu yönüyle, evet, yani diyanetin şu kadar personelinden Allah razı olsun diyelim, değil mi? Bu ilmin mesuliyetini. Şimdi bizim bir öğrenci kategorimiz var. İlitam diye bir öğrenci kategorimiz var bizim. Harika insanlar. Ve bir kısmı da bunların hayatın içinde veya çok önemli bir kısmı hayatın içerisinde. Şundan biz çok mutlu oluyoruz mesela. Ben çok mutlu oluyorum. Hocam, sizden öğrendiklerimizi hayatta tatbik ediyoruz diyorlar. Anladım. Ama onların iki tane özelliği var. Bir, Diyanet'in kadrosunda olmaları. İki, hadi bunu da söyleyelim. İlahiyatın rahle-i tedrisinden geçmiş olmaları. Belki böyle bir şeydir işte. Malumat furuşluktan kurtulmak, değil mi? O enformatik cehaletin ağına düşmemek böyle bir şeydir. Bir başka şey söyleyelim burada. Hocam bu arada vakit onu geldi unutmayın. Mi? Vakit geldi. Ankara için şöyle hazır havamız da pek o kadar güzel ki. Konumuz da güzel, havamız da güzel. Niyetler de güzel olunca inşallah daha ne olsun hocam. O evet. Yüzden bu vesileyle Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Ankara için imsak vaktidir efendim. Allah kabul etsin. Kuruyan gözleri aşkınla yaşartan Rabbim. Gönül bağıyla sana teslim olan kullarını bilensin. Gizli olan şeyleri görünen kılan sensin. Ey iyilik yapanları mükafatlandıran Rabbim! Su damlalarıyla günahlarımızı temizleyensin. Senin iznin olmadan bir yaprak bile kımıldamazken, binlerce milleti renk, ırk gözetmeksizin Kabe'nin eteklerinde toplayansın. Aşkın merkezinde sana tavaf edenleri görensin. Senden yardım isteyenlerin imdadına yetişensin. Hazreti İbrahim'in ateşini gül bahçelerine çevirensin. Ey Rabbim, dünyamızı da
ahiretimizi de gül bahçelerine çevir. Hazreti İbrahim'in sabrını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini nasip et. Hazreti İbrahim'in imtihanını nasıl kolaylaştırdıysan, bizim de imtihanımızı kolaylaştır. Sonsuz tevekkülü yüreğimize yerleştir. Ey Rabbim, hatalarımızı itiraf edip tövbelerimizle huzuruna geliyoruz. Salih kullarından eylemen için sana Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in ettiği duayla yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan sensin. Amin. Efendim, Allah kabul etsin diyerek İstanbul ezanına doğru yol almışken kıymetli hocalarımla programı da artık böyle yavaş yavaş nihayete erdirme niyetindeyiz. Selahattin Hocam'la başlayalım. Hocam, neler söylemek istersiniz? Şimdi, kendimizi yeniden inşa etme hususunda buyursunlar. İnşa konusunda Kur'an-ı Kerim bizi üç noktada uyarıyor. Üç noktaya dikkatimizi çekiyor. Birincisi, insanın kendini tanıması. Buradan giriş yaptık. İkincisi, insanın bilgi sahibi olması. Yine bunu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sevgili seyircilerimizle paylaştık. Üçüncüsü, inşa sürecinin üçüncü noktası ise tefekkür boyutudur. Şimdi insan bilgi sahibi olduktan sonra sadece bilgi sahibi olması insanın erdemli davranışlara sahip olması için yeterli değildir. Dolayısıyla tefekkür boyutuyla onu harmanlayıp hikmete dönüştürmesi gerekiyor. Yani bilginin bir maverası var. Bilginin bir background'u var. O maverada hikmet var. Tefekkürle de bunu sağlayabilir insanoğlu. Dolayısıyla ihmal edilmemesi gereken, Kur'an'ın üzerinde ısrarla vurguladığı tefekkür, tezekkür, tedebbür, bu gibi kavramlarla da hep atıfta bulunduğu tefekkür hadisesi inşa sürecinde, bireyin, insanın inşa sürecinde son derece önemlidir. Hani şairin ifadesiyle, alıversem başımı iki elim arasına ve sorsam ben neyim ve bu hal neyin nesi? Açıl önümdeki ey sonsuzluk perdesi. Şimdi insan sonsuzluk perdesini, siz girişte perdeden bahsettiniz. Biz de sonuçta yine perdeye geldik. O perdelerin kalkması tefekkürle ancak mümkün olur. Bizim dinimizde az önce bilgi sahibi ve ilim adamlarından bahsettik. Bilginin ve ilmi faaliyetlerin nafile ibadetlerden daha değerli kabul edilmesi, tefekkürün yine aynı şekilde nafile ibadetlerden daha değerli kabul edilmesi, işte bu inşa sürecinde önem verildiği içindir. Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, bir saatlik tefekkür, 1000 rekatlık nafile namazdan daha eftaldir. Bakın, 1000 rekat, hadi bakalım kılalım, ne kadar zordur. Bir saatlik tefekkür de beyni çatlatırcasına, ruhu böyle iki kavis arasına alırcasına, ama bir hedefe doğru. Yüce Allah'ın ortaya koyduğu o ilmi derinliğe ulaşmak için, tünelin ucundaki ışığı görmek için insanın kendini zorlaması, düşünmesi, aklını yorması insanı o ışığa ulaştıracaktır ve
insanın inşa sürecinde son derece önemli güzellikler oluşturacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hususta hazırda itikaf günlerindeyiz hocam. Bu kendimizi tanımabilme hususunda sizler neler eklemek istersiniz? Buyursunlar hocam. Allah herkesin, yani itikafa girenlerin de itikafını kabul etsin. Amin. Şimdi dedik ya inşa ve imar diye. Aslında Cenab-ı Hak önce bizim kendimizi imar etmemizi istiyor. Ömür kelimesiyle imar kelimesi aynı kökten biliyor musunuz? Ömür kelimesi. İmar kelimesiyle aynı köktendir. Çok güzel. Allah bana bu vücut şehrini vermiş, beden şehrini vermiş, bir de süre vermiş. Bu süreye biz ömür diyoruz, yani imar ediyoruz kendimizi. Bu konuda çok, çok derin bir literatür dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum, izleyicilerimize. Ya ümmeti Muhammed büyük bir ümmet. Bizde yaşname diye bir gelenek vardır, yaşname. Yani Eles bezminden başlar bu şeyler. 125 yaşına kadar insanın yıl yıl kendini nasıl imar ettiği, yani nasıl ömür sürdüğünü anlatır. Ben Ramazan'ın sonunda bu literatürü bir okumalarını ümmeti Muhammed'den istirham ediyorum. İnşallah hocam. Hepsine saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim bugün başkanlık müşavirimiz Selahattin Çelebi hocam bizlerleydi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfettin Erşahin hocamız bizlere kendimizi yeniden inşa etmek hususunda çok değerli bilgilerini, tecrübelerini paylaştılar kendilerinden. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah tesirini halk etsin diye bir dua vardır ya. İnşallah tesirli olmuş olur. Efendim yarın iftarı beklerken programı Necip Karakaya'nın değerli konukları Diyanet İşleri uzmanı Mustafa Irmaklı ve Manisa müftüsü Mustafa Soykök hocamız olacaklar ve yarınki konuları Müslüman gençliğin imarı olacak. Yine bizimle beraber bir imar hususuna girmiş olacaklar. Efendim yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye dek aziz İstanbul'umuza Rabbim oruçlarınızı kabul etsin duasıyla programımızı nihayetlendirelim. Zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
Hayya alel felâh. As-salatu khayrun min an-nawm. As-salatu khayrun min an-nawm. Allahu